Günaydın arkadaşlar. Selam olsun size. Karabük Yenice Yamaç Köyü'nden. Sabah saat 10. Ben köydeyim arkadaşlar. Köye geldim. Yeğenim Yasin cuma günü askere gidiyor. Saat 7'de otobüsüne binecek. Yasin'i uğurlamaya geldik. Hemen attım kendimi bahçeye. Ama akşam geldik biz arkadaşlar. Akşam geldik. Akşam karanlıktı. Bir şey yapamadık. Dedim şöyle güzel. Güzel köyümden bir selam vereyim dedim canlarım. İyisinizdir inşallah. Artık bahçelerde, bağda bahçede hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Artık değişme zamanı geldi. Şimdi de gidelim bakayım kızların yanında kızlar ne yapıyor. Gel, 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 gel. Hadi oğlum benim, koca oğlum benim. Gel, oğlum benim. Hadi, hadi, hadi gelin hadi. Bak, 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 bak. Bunlar dövüşe diyor. Bak, bak yerlerine gidiyor. Direkt yerine gidiyorlar. Gel, gel. Gel yavrum gel hadi. Hadi bize bizi seni sizin gıdı gıdılarınıza bakayım ben. Paçalı kızım. Paçalı kızım gideme paçalı kızım. Ne oldu? Ne dövüş mü? Ne yapıyorsunuz? Horozdan yemiş. Ah benim gibi küçücük şeyim var arkadaşlar tavuğum. Tavuk değil onlar da ferik. Bak 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 şunu şuna. Neyse gidelim bir de bıdıklarına bakalım bakayım. Ne vereyim size yavrum ben? Ben size koydum ya yeminizi falan. Tısı maşallah iri iri yumurta. İri iri yumurtaları benim güzel kızlarım. Onlar için ben Zonguldak'ta durmuyorum arkadaşlar. Ben onlar için yemeği de değişik değişik yem alıyorum. Bak bir tanesini kırmışlar. Onu yumurtlarken üst üste olduğu için kırıyorlar. Ah canlarım benim. Tam mı kırdılar ki acaba? Yumurta almıyorum arkadaşlar. Gelip giderken hepten 10 tane 10 tane pasta börek çörek yaparken onları alıyorum yumurta. Normalde yediğimiz yumurta bunlar oluyor. Tabi onlar şimdi keser yumurtayı. Soğuk, daha çok soğuk olunca keserler. Yıkarım ben şimdi bunları. Kuruturum. Buzdolabına koyarım. Bir haftanın yumurtası bunlar. Bir haftada yumurta bir şey yapıyorlar. Yapıyorlar. Bak burada bir tane kırmışlar. Onu da atıvereyim de. Onu şey yapmasınlar. Şöyle samanıyla beraber atıvereyim. Yerlerini de düzeldi vereyim. Tamam. Yumurtalarımızı da alalım. Götürelim eve. Kahvaltı hazırlığına başlayalım. Ne oldu? Ne oldu? Bunlar da ablam arkadaşlar. Ne oldu size? Ne oldu? Gel açıverdim hadi. Açıverdim gel. 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 Ey, koca horoz seni. Gel. 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 Ay ay ay. Gel. Hadi. Hadi yürü. Yürü hadi. Dünya tatlıları bunlar be. Oy. Üç tane horozu var ablamın. Şu küçük ne oldu onu anlayamadım. Şu da horoz herhalde. Gazın tepesinde ne yapıyorsun lan? Pis pis pis. Ne yapıyorsun orada? Gel. 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 Gel ekmek vereyim şuraya sana gel. Şuraya gel gel. Gel. Hadi ye ekmeğini. Benim sesimi duyan evin etrafına geliyor nasıl olsa. Gel. Ha ye. Ha samın ekmeğini yumuşak yumuşak içini ye bakalım. Ne oldu? Duman çıkıyor. Etraftan yağmur yağacak. Dere kenarlarından, ırmak kenarlarından duman çıkıyor. Hadi ye oğlum sen onu. Bakın arkadaşlar ben tavuklarıma spagetti makarna yapmadım.
Evde hiçbir zaman hiçbir şey köyde ziyan olmuyor. Böyle bayatladı mı? Yemeyecek duruma geldi. Hemen tavuk, kedi, köpek. Abla! 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 Yer saframı da kurdum. Kahvaltımızı da hazırladık. Zonguldak'ta yap, burada ye. Biraz bohçaları ekmek makinesini ısıtırken üzerlerini yaktım. Hadi biz kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Ablam da geliyor. Oğuzhan kalkacak. Ben, eşim beraber. Ben şimdi bir bardağım noksan. Ekmeğim noksan sofrada. Onları da getireyim. Kahvaltımızı yapalım biz. Oy. Sat yablanızın pisliğine. Kahvaltı bitti. Mutfak kaldı bana arkadaşlar. Şimdi önce yumurtalarımdan başlayayım dizmeye. Gelin bakalım benim altın kızlarımın yavruları. Şöyle gizelim. Buzdolabını falan temizlemeyeyim arkadaşlar. Niye? Ben 2 gün sonra tekrar döneceğim ya. Geldiğimde komple güzel temizliğimi de yaparım. Düzenimi de yaparım. Ya arkadaşlar bir de ben çok yoruluyorum. 2 yönelikli düzen temizlik olduğu için. Bunlar bana yetiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda 4 tavuk var. 5 tane ferik var. Onlar yaza doğru yumurtaya gelirler. 4 ton yumurtası bana her seferinde yetiyor maşallah. 11. 3 tanesini kırdık. 14 yumurta varmış. Yeter. Allah bereket versin. Buradan bunları da bir toplayalım arkadaşlar. Bir ayarlayayım ben. Tekrar görüşeceğiz. Makinemi böyle çizdim. Bulaşıkları ayarladım. Buzluktan arkadaşlar dolma çıkardım. Sarıp sarıp buzluğu koyayım. Çıkarırken de paşetin burasını yırttım elimle. Şöyle şu kadar kurbandan gene kalma et varmış. Onu çıkardım. Akşam onlardan yemek yapacağım. Buraları ayarladım. Ama tam deterjanla sürte sürte ayarlamadım. Şimdi onu yapacağım. Çünkü bezlerim, şeylerim çok kötü. Onları yıkamam lazım. Şöyle ekmek kırıntıları, Zonguldak'ta ne kadar ekmeğim kalırsa arkadaşlar ben onları köye götürüyorum. Böyle ıslıyorum kovalara. Ondan sonra tavuklarımı, köpeğim, komşuların köpeklerini, kedilerimi görüyorsunuz. Kedilerimi onlara güzel bir veriyorum onu. Ama ıslamadan yemiyorlar zaten. Islayıp ondan sonra lavabomuzu falan şimdi biraz daha şu deterjanla yıkayacağım arkadaşlar. Şuradaki işlerimi halledeyim. Mutfağımı ayarlayayım. Hamurumu yoğuracağım. Böyle fazla sütleriniz varsa buzluğa koyabilirsiniz. Buzluktan böyle ocağa. Şimdi hemen güzelimizi yakalım. Evet arkadaşlar güzelimi yaktım. Üzerine sütümü koydum. Kız kardeşim geçen 5 kilo süt verdi. 5 kilo da komşudan aldım. Onun 5 kilosu ben köyde koydum. Buzluğu koydum onu. Akşamdan çıkardım şimdi. Çıkarınca buzu fazla erimemiş. Ben de ne yaptım? Bidonu kestim. Bidonun bilek içine koydum. Şimdi bu güzel ateşin üzerinde bir de dolmamızı koyalım.
Arkadaşlar ateşim yanarken, sütüm pişerken dolma. Arkadaşlar buzluğu dolma sırıp da hani böyle pratik yemekler ama çok aşırı yağlı olmamak şartıyla yaprak sarması önemli değil. Bunları biz de koyuyoruz. Böyle gelince de Zonguldak'tan veya bir yerden gelince de bunlar hazır yemek oluyor. Bak bunları nasıl koyuyorum? Buzluğunu çözdürmeden. Buzunu çözdürmeden koyuyorum. Suyunu, tuzunu, yağını koydum arkadaşlar üzerine. Bak böyle de bir köy tabağım var. Köy tabağını üzerine koyuyorum. Ağzını örtüyorum. Sobanın ateşin üzerine diyeyim. Ateşin üzerine pişen bir yemeğin lezzetine doyum olmuyor arkadaşlar. Benim böyle günüm şeyle geçecek. Köy işleriyle geçecek bugün. Şimdi bunu ne yapacağım? Bunu da yakacağım burada. Soban tutuşsun. Tutuştu zaten. Kız kardeşimin inekleriyle komşunun inekleri geçiyor. Kız kardeşimin iki gidiyor şuraya doğru. Bunlar da komşularımızın. 3 tane. Köyde bir gün nasıl geçer arkadaşlar? Köyde bugün bir gün nasıl geçer? Eğer ki kış ayıysa temizliğini yaparsın, yemeğini yaparsın, başta ekmeğini yaparsın arkadaşlar. İşte hayvanın varsa hayvanlarınla uğraşırsın. Kedini, köpeğini doyurursun, ineklerini doyurursun, sağarsın. Tavukların yumurtladıysa yumurtalarını alırsın, yemlerini verirsin. Sonra arkadaşlar bir yere gitmek istersen gidersin. Bahçeye inmek istersen havanın durumuna göre inersin. Ağaçlarını budarsın. Bahçe temizliği, ormana gidersin. Yani köyde iş bitmez. Can da sıkılmaz. Hayat da bitmez arkadaşlar. Köyde insanın bir günü böyle geçer. Ertesi gün olur tekrarlarsın bunu. Ya değişik bir işlerin çıkar onlara yaparsın. Öyle biz gibi sessiz sedasız. Gürültü patırdı yok. Kapını çalan yok. Çalayı var, komşularımız geliyor, öyle değil, çalan değil, tak 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 tak, inşaat sesleri yok, araba sesleri yok, gürültü yok, sakinlik güzel, kafa dinleme güzel. Paran olduktan sonra tek kelime söyleyeceğim, yaşayacak yer, tek bir yer varsa köy ve kırsal kesimlerdir. Ama bunun da şartlarına uyacaksın. İneğin olacak, tavuğun olacak, kedin olacak, köpeğin olacak, rahat ormana gidip gelebileceksin, rahat gezeceksin. Canın istediğin mi çarşıya gidip geleceksin. Çarşıdaki ihtiyaçlarını alacaksın. Şimdi bir salon temizliğim kaldı arkadaşlar. Bir de yemeklerim kaldı. Bugünkü işimi bunlarla bitiriyorum. Ama tekrar edeceğim. Ekmeğimi yapacağım çünkü. Ne oldu lan? Ne oldu kız? Lan demiş insana. Seni horoz sanmışım. Şimdi günümüzü neyle bitireceğiz? Yine yemekle arkadaşlar. Nereye gitsek? Boğazlar bizine gidiyor. Nereye gitsek acıkıyoruz. Benim böyle arkadaşlar yalanlı şeyim yok. Buradan kaldı bana bunlar. Buradan kaldı etlerimi. Burada derin dondurucum var ya, Zonguldak'ta yok. Bittikçe götürüyorum ben Zonguldak'a. Bittikçe götürüyorum. Etim var, patatesli dedim, havuçlu. Şöyle bir tencere yapayım. Neymiş gelinimin oğlum? Geliyormuş arkadaşlar. Sürpriz yapacakmışlar. Ay ben sizin sürprizinize. Onu da eşim yenice de. David Satiye de Zofa'yı falan yap. Bebek geliyor. Yasin gidiyor ya arkadaşlar. Şimdi onlar kuzence mutlaka şey yapacaklar. Yani kuzenini uğurlamaya küçük bir eğlence yaparlar aralarında. Oynarlar, zıplarlar. Bir şeyler yaparlar işte gençler. Benim Ozan, Yunus, Umut, onlar Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda. Üçü de arkadaşlar. Değişik yerlerde. Karabük Demir Çelik Fabrikası çok büyük. Dedim ben sizin sürprizinize. Siz beni yemeksiz yakalayacaksınız ha. Dolmayı koydum. Çorba var. Şimdi bunun yanına bir de pilav yaparım. Artık tatlıyı matlıyı da onlar alsın. Yapmaya şeyim yok arkadaşlar. Hem burada malzemem yok. Hem yapmaya vaktim yok. Çünkü sabahtan beri tavuklarımın altına ait de bahçeleri derken veya iş yaptım. Bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Bunu önce kendi suyuyla şöyle bu haliyle suyuyla bir güzel kavuracağım. Kavurduktan sonra biraz soğan, kırmızı biber, yeşil biber, 2 diş sarımsak, öyle bir 5-10 dakika bir onlardan pişireceğim. Sonra içine havuçlarını koyacağım. En son patatesini koyarım. Öyle bir tencere yemeğimiz olur. Biz tenceredeyiz köyde. Yine evler, şöyle evlerde derip topladım arkadaşlar.
Şuraya azıcık uzanıyordum buraya. Uzandığım yerde tem şey yapayım. Salonumu derip topladım. Mustafa hep bayağı yok uzaldırılmıyor. Bu şekil yaptım. Sobamı yaktım. Üzerine dolmamı, şeyin üzerineydi, burayı koydum. Çaydanlığımı doldurdum, koydum. Şimdi koşu koşu yemeklerime girişim. Sürpriz arkadaşlar, sürpriz gelmiş, sürpriz. Uyuyarak gelmiş. Köy evine uyuyarak gelmiş. Sen korktun değil mi? Babaannem iş yaptıracak, bana ekmek ettirecek, yemek yaptıracak diye korktun değil mi? Şimdi ikinci köyü. Ya. Nasıl ikinci köyü? İlk köyü satayım. İlk köyü burası, mahalle İkinci. Olarak. İkinci köyü de bu anneannesinin köyü. Kız sen uyumaya mı geldin köye? Ay, ağzını burnu fırlayayım şunu. Kim de uyuyor sana? Kız ben yiyirim onları, sen duvenleri yiyirim ben. Uyanır mısın teyze oğlum? Uyusun rahat rahat. Sattı rahat hadi. Sen sabah sabah beni kaldırdın mı namaza? Açık gül kızım gül, poz ver kız. Açık poz ver kızım gül. Açık poz ver kız. Açık gül kız. Açık gül ha? He? Perşembeden başladık, cuma sabahı videomuzu kapatıyoruz gül. Ha kızım benim. Uyandın mı? Hadi babaannemin sevgili takipçilere hayırlı cumalar da. Neler öğretiyormuş kızına babaannesi. Ha neler öğretiyormuş bakalım. Kızım. Kızım benim. Acı gülü ve sen ne olur sanki? Ay. Acık gülüyor sen ne olur sanki? Sopa kadar babaanne salladı seni ya. Ellerin üşümüş. Bak sobayı yaktı. Sobayı yaktı tabii. Sen beni dinliyor musun? Sobayı yaktı tabii. Şimdi alacak seni. Şimdi alacak kucağın için dur. Oh. Oh. Bunun bir sorunu var. Hadi bay bay arkadaşlar. Hayırlı cumalar hepinize.